صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz ve muhterem mümin kardeşlerim. Yeryüzünü en güzel şekilde tanzim-i tertip eden, süsleyen, bezeyen, insan hayatına en uygun, en münasip şekle getiren ilahi kanunların koyucusu, yeryüzünde insandan başka, insan hayatından, İslam hayatından başka bir hayata razı olmayan Hazreti Allah Celle Celaluhu, bütün bunları bir gaye ve bir maksat için yapmış bulunuyor. İsmine ne söylerlerse söylesinler, tabiat kanunları, bilmem ne kanunları, ne isim verirlerse versinler, hepsi aslında ilahi kanunlardır. Allah'ın koyduğu kanunlardır. Allahu Zülcelal'in koyduğu nizamlardır. Bunu beşeriyetin tebdil ve tağyir etmesine imkan ve ihtimal yoktur. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Ey beşer, ey insan, asla ve kat'a Allah'ın koyduğu kanunları değiştirmeye güç bulamayacaksın. İmkan bulamayacak. Hayat kanunları. Mesela bakınız, yeryüzünde insanların en çok kullandıkları ekmek dediğimiz mübarek gıda, ekmek. Öylesine şumul bulmuş ki, ticaretin, kazancın ismi de ekmek haline gelmiş. Ekmek parası, ekmek kapısı, ekmek davası gibi. Yani ekmek artık öylesine İnsanın hayatıyla, insanın hayatıyla iç içe bir hal almış bulunuyor ki, insandan ayrılmasına imkan ve ihtimal kalmamış olması sebebiyle, o bir bakıma hepsi için bir alamet, insan hayatını ayakta tutan bir madde olarak isim almış bulunuyor. Ekmek. Bu nasıl hasıl oluyor? Bunun kanunlarını koyan Hazreti Allah. Şimdi göreceğiz. İnsanoğlu ne kadar ararsa arasın, ne çeşit yollar tararsa tarasın, bunun dışında bir yol bulmuş değil. Mesela bakınız, yeryüzündeki insan hayatı ve bu hayatın ehemmiyeti bakımından, bu hayatın kanunlarını koyan nizamını, ölçüsünü, ayarını, hesabını koyan Allahu Teala'nın irade ve kudreti bakımından
göreceğiz ki insanoğlunun pek fazla müdahalesi yoktur. Pek fazla kuvvetiyle, enerjisiyle işi tebdil etmeye gücü ve mecali yoktur. Buğday denilen vasıta, buğday denilen o gıda, tabiatın bünyesinde, toprağın üzerinde, işte güneşten, havadan, sudan neyse, tabiat bunlar, güneş, hava, su, toprak cümlesi tabiatı meydana getiriyorlar. Tabiatı meydana getiriyorlar. Tabiat eseri. Bu kanunları güneşten alınacak şeyler, topraktan alınacak şeyler, sudan ve havadan alınacak şeyler, bütün bunların muvazenesini, denklemini, ayarını, hesabını koyan bir kuvvet, bu kanunu koyan bir kudret, bu da tabiatın kendisi değil, tabiata bu kudreti koyan Hazreti Allah Celle Celaluhu oluyor. Akıl bunu mecburdur kabul etmeye. Şimdi buğday toprağın üzerinde büyüyor, gelişiyor. Tabiatın içinden alacağı şeyleri alıyor, nasibi bitiyor. Ve nihayet buğday ölüyor. Kupkuru, sap sarı bir sap haline geliyor. Başak haline geliyor. Anadolu'da kelle de deseler. Netice değişmiyor. Artık toprağın üzerinde kurumuştur, ölmüştür, sararmıştır, işi bitmiştir. Ölmüştür artık. Dikkat! Cenab-ı Hak bunu muhafaza ediyor. Bunun kanunlarını koyan o. İnsanla hiçbir alakası yok. Daha evvel de temas etmiştim. O buğday kellesinin başağının üstünde, o kellede, üst üste gayet muntazam sıralanmış bulunan buğday taneleri. Ne kadar tasnif edilmiştir, ne kadar tertip edilmiştir, ne güzel bir ahengi manzarası vardır. Üst üste buğday taneleri. Her bir buğday tanesinin arasından çıkan bir kılçık. Sert, ince ve sivri kılçık. Her bir buğday tanesinin arasından çıkmış. Nedir bu kılçıkların sebebi? Bu buğday taneleri böyle üst üste istif edilmiş vaziyette bulunsaydı da bu kılçıklar olmasaydı ne lüzum vardı, ne ehemmiyeti vardı şeklinde insanın aklına gelen bir sual. İmam-ı Gazali Hazretlerinin de aklına gelmiş. İmam-ı Gazali İhya-i Ulumuddin isimli muazzam eserin sahibi rahmetullahi teala aleyhil bari. Düşündüm diyor, bu kılçıkların sebebi ne? Buğday tanelerinin arasından böyle kupkuru işe yaramaz gibi neye çıkmış bu kılçıklar dedim. Araştırdım ve gördüm ki diyor, eğer o kılçıklar buğday tanelerinin başakta kellede bu kılçıklar olmasaydı kuşlar hücum edecek, o buğday tanelerini yiyeceklerdi, insana bir şey kalmayacaktı. Onu yemeye gelirken o kılçıklar kuşların gagalarına batıyor, yiyemiyorlar, kaçıyorlar diyor. Bir muhafız gibi, bir bekçi gibi, bir jandarma gibi her bir kılçığı, her bir buğday tanesinin başında jandarma gibi bekleten Allah Celle Celaluhu. Bu ilahi nizamı görmeye mecburuz. Tabiat kanunları demiş, geçmiş ahmak herif. Ve yıllar yılı ilk okulundan üniversitesine kadar da Allah'ın ismini söylememiş, Kur'an'dan bahsetmemiş milli eğitim sistemi, marif mektepleri, Allah'tan, ilahi kanunlardan, şu ölçülerden, hesaplardan bahsetmemiş, adına tabiat kanunları demiş, tabiat yarattı, tabiat yaptı, tabiat etti, eyledi. Neticede meydana gelen bir nesil peydahlanmış, şimdi onun kavgasını, onun davasını savunuyor adam. Elbet bu nesil peydahlanacak. Sen ona yediği ekmeğin daha buğday tanelerinin tasnif edildiği başak ve kelle üzerinde